Arkadaşlar merhaba, ben Müftü Hoca. Ne yapıyoruz hocam? Hemen şuralarda bir yerde yukarılarda yer alan fulleten AYT Edebiyat Soru Bankam'dan karma testler çözüyoruz. Cumhuriyet dönemindeyiz. Aman dikkat! 1980 sonrası romancılara bakmayacaksınız biliyorsunuz özellikle. Değil mi? Modernizme esas alanlar o döneme denk gelecek. Onun dışında rahat rahat soruları çözebilirsiniz. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Sağlam bir test sizi bekliyor. Tabii kitap belli. Sağlam sorularda orada hissettiriyor kendini. Tam 11 tane soru çözeceğiz. 11 soru. Bu 11 sorunun 3-4 tanesi gerçekten tehlike yaratan, ya hocam Allah aşkına bunu hemen alalım yazalım dedirtecek cinsten şeyler var. İlk soru onlardan bir tanesi mesela. Burada tanıtılan sanatçıyı soruyor. Onda sembolistlerin, Fransız sembolistlerinin etkisi vardır diyor. Kim bu hocam? İlk başlarda Ecele yazmış, daha sonra serbest şiir yönemiş. Kim abi kim? Cevap yok. Ama son kısımda silgiyle gitme hocam, kalemle git. Değişen İstanbul onun hikayelerinden biridir ifadesiyle Değişen İstanbul bizi Ziya Osman Sabah'a götürüyor bu soru. Doğal olarak bunu hemen not etmelisiniz. Ziya Osman Sabah, ZOS diye kısaltabiliriz. Eşittir İstanbul. ZOS İstanbul cepte kalsın lütfen. E haydi hocam o zaman ikinci soru gelsin. Ahmet Hamdi Tanpınar sorusu. Bilgi yanlışı arıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar Musul Akşamları adlı şiiriyle edebiyata giriş yapmıştır. Doğru, cepte kalsın. Onun için rüya, zaman, hayal gibi unsurlar önemlidir. Rüya demek Ahmet Hamdi demektir. Zaman demek Ahmet Hamdi demektir. Bilinçaltı, aman dikkat değil mi? Geçen zaman, saat, bunların hepsi, süre, müre vesaire hepsi Ahmet Hamdi Tanpınar'a gider hocam. Huzur adlı romanında güzel. Birinci Dünya Savaşı sürecini işlemiştir diyor. Hayır, Huzur adlı romanında İkinci Dünya Savaşı beklentisi aslında. Hatta romanın sonuna doğru radyolar İkinci Dünya Savaşı'nın başlayacağını haber verir. Beşşehir adlı eseri ise önemli denemelerindendir demiş. Evet arkadaşlar, Beşşehir de denemesi zaten. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Birinci Dünya Savaşı sürecini işlemez. Tekrar ediyorum, İkinci Dünya Savaşı'na adeta bir hazırlık romanıdır o. Yani savaş çıktı çıkacak romanıdır. Aman dikkat. Peki, hemen bu soruya bakalım. Şiirdeki sözcükler dikkate alındığında şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz diyor. Vaa, sanki tek bir anda gün, saat, mevsim yaşıyor sihrini geçmiş zamanın. Hala bu taşlarda gülen rüyanın güvercin bakışlı sessizlikle. Yav devam etme Allah aşkına artık, nereye devam ediyorsun ya? Rüya var, zaman var, saat, mevsim, daha ne diyelim Allah aşkına? Ahmet Hamdi Tanpınar'ı az önce vurgulamadık mı ya? Bak alta, aşağı bakıyorum artık. Aşağı bakıyorum, soruları bazen atlayabiliyorum. Üçüncü soru, ha dörde bakayım, göreyim, numarayı göreyim, inanmam. Ha dört. Evet. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Cahit Sıtkı Tarancı, Ömrümde Sükut. Doğru. Asaf Alet Celebi. La Sonsuzluk Ecesi demiş. La Sonsuzluk Ecesi Nazan Bekiroğlu'nun eseri arkadaşlar. Aman dikkat. Nazan Bekiroğlu'nun eseridir. Çok işimiz yok şu an. Behçet Necatigil, Eski Toprak, doğru. Ahmet Nuhi Dranas, Olvido, doğru. Sedat Umran, Meşaleler, doğru. Bilinçli olarak doğruları seslendiriyorum ki kulağımız iyice alışsın bunlara hocam. İşte sağlam sorulardan bir tanesi daha. Sizden ne istiyor bu parçada tanıtılan eser? Aşağıdakilerden hangisidir? Yazarın ilk hikaye kitabı olup diyor. 24 hikayeden, 24-25 civarı hikaye içeriyor. Yazarın ilk hikaye kitabı demiş, tek tek saymış hangisi demiş. Şimdi hocam, buradaki hikayeleri tek tek okumamız fayda sağlar mı? Belki bir iki tanesi kulağınıza çalınmıştır. Hocam ben bunu hatırlıyorum, yürüyorum dersiniz ama daha çok hangisi ilk hikaye kitabı yazarının, onu bilmek lazım. Mesela Ekmek Kavgası Orhan Kemal'in ilk hikaye kitabıdır arkadaşlar. Doğru cevap budur. Ama atıyorum aşağıdaki Çilli mesela. Fakir Baykurt'un hikaye kitabıdır. Dergide yayınladı. Hikayelerini topladığı kitabın adı. E ilki değil. Sem Amca, Samim Koca Göz. Yani bu da ilk kitabı değil. Değil mi? Hikaye kitabı. Kaşağı zaten hiç değil Ömer Seyfettin. Onlarca yazmış. Değirmen de Reşat Nuri Güntekin yine ilk hikaye kitabı dememiz mümkün değil. Ki içerisinde zaten bakın mesela Mahalle Bekçisi Ali fena değil ama şurada ekmek vurgusu var ya, ekmek. Mahalle Bekçisi demiş ki orada ekmeği de gördüm. Ekmek sanki biraz böyle ekmek kavgası falan vurguları Orhan Kemal'i bize hatırlatsa fena olmaz gibi arkadaşlar. Peki geldik aldığım soruya. Fazıl Üstün Dağlarca'nın Nokta Nokta adlı eseri demiştim ya. 3-4 tane çok tehlikeli eser var, soru var daha doğrusu. Onlardan biri de bu 3 oldu sanki. 5 tehlikeliydi onu söyleyeyim. 1 tehlikeliydi. 6 da çok tehlikeli görünüyor. Adlı eserinde yoğun bir Necip Fazıl Kısakürek etkisi görülür. Aşık tarzı halk edebiyatından izler vardır diyor arkadaşlar. Eserlerine şöyle baktığımız zaman Fazıl Üstün Dağlarca'nın bahsedilen eserinin arkadaşlar çok net bir şekilde havaya çizilen dünya olduğunu hatırlayacağız. Necip Fazıl etkisi bu eserde çok fazla hissediliyor ve aşık tarzı halk edebiyatından da izler var. Evet, Cumhuriyet dönemi karma testleri. Devam ediyoruz. Devam. 7. sorudayız.
Bu radyo oyunları aşağıdakilerden hangisine aittir? Mesela bu basit bir soru arkadaşlar. Çok basit bir soru. Yıldızlara bakmak, gece aşevi, işte ne bileyim üç duruşlar pencere duymanıza gerek yok. Radyo oyunu dendiği zaman aklımıza gelecek tek bir isim var. Behçet Necatigil. Bitti. Aruza Veda. Bakın bu da net mesela. Aruza Veda adlı şiirle tamamen Ece ölçüsüne ünlenen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aruza Veda ediyorum artık diyor. Bunu da bir şiirle söylüyor tabii ki. Halit Vahri Ozan Soy cebinizde kalsın arkadaşlar. Çok çok önemli. Orhan Seyfi Orhan, Yusuf Ziya Ortaç. Burada bakayım bir hey of üçlüsünü, beşlisini. Evet, beşlisini gördük arkadaşlar. Yani beş hececilere vurgu var. Beş hececiler zaten böyle bir aruzla başlayıp heceye yönelme ve sonrasında hecenin beş şairi olma yolunda ilerleyen müthiş beş isim arkadaşlar. Cebinize kalsın. Geldik 9'a. 9 çok basit bir soru mesela. Net söyleyelim artık bunu ya. Net basit bu. Bir şiir kitabı alıyorsunuz. Şiirlerin büyük çoğunluğunda gurbet temasının işlendiğini görüyorsunuz ve içinizden bu şairi gurbet şairi olarak adlandırmışlardır diye geçiriyorsunuz. Ya gurbet şairi Kemalettin Kamu değil de kimdir? Kemalettin Kamu gayet net. Geldim hocam 10'a. Dur bir daha bakayım. 10 yazıyor ama yok abi. Bazen atlıyorum soruları. Birkaç testte olmuş. 9'un altında bir şey yok. Tamam. Tamam netleşti. Netleşti. Ona bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Dur son kısımlara bakalım. Açıklamaya bakalım. Cevaba gidelim. Yukarıda bir kısmı verilen şiirin yazarı Erbain adında bir şiir kitabı yazmıştır. O şiiri istediğin kadar oku. Şiirdeki bazı anahtar kelimeler çok bariz ve yoğun gelmemişse, şiirin kime ait olduğunu bilmiyorsan, ops, havadayız hocam. Tutup da yani dilinden falan şiir grubunu tahmin etmeye çalışırsak da ciddi zaman kaybedeceğiz. O zaman şöyle bir kurcalayalım. Hemen burada bir eser ismini görelim. Ve bunun tabii ki İsmet Özel olduğunu söyleyelim hocam. Var mı soru işareti? Yok hocam, gayet net gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Geldik hocam 11'e. Son soruya bir bakayım. Evet, altında başka sorumuz yok hocam. Galile Denizi mesela, bu bence zor. Bence zor. Galile Denizi ve Köroğlu gibi eserlerinde Türkçeyi kullanışı bakımından eleştirilen ikinci yeni şairi aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız tabii ki nokta atış. Bilgi sorusu bu, net. İlhan Berk değil mi? Cebinizde kalsın. Galile Denizi ve Köroğlu unutulmasın. Cumhuriyet dönemi şiir grupları sorulabilir arkadaşlar artık. Elenen konu roman olunca biraz, tabii ki bütün roman değil, Cumhuriyet dönemi modernizmi esas alanlar elendiği için şiire yönelebilirler. Şiirden soru gelebilir. Normalde daha üstünkörü geçmemiz gereken, çok üzerine durmamız gereken bölüm şiir bölümüdür. Evet, soru çözümünün sonuna geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz Rüştü Hoca Edebiyat Anlatıyor kanalında, bu kanalda topluluk kısmında arkadaşlar bir anket açmıştım. Orada çok yüksek oranda, %70 falan geçti sanırım, çok yüksek oranda arkadaşlar ne istendi? Full tekrar istendi. Nokta atış ya da full tekrara başlayalım demiştim. Full tekrara çok ihtiyaç vardı. Allah var, şimdi içimden de geçen oydu. Onunla da başlamayı düşünüyordum ama tabii ki oranlar etkili oluyor. Yani bir nokta atış böyle ağır bassaydı direkt nokta atışla başlayacaktım, yalan yok. Ama full tekrar içimden geçendi. Sizlerden de öyle bir dönüş alınca süper dedim. İçime çok sindi. Full tekrara başlayacağız. Şu ana kadar kanalımda hiç görmediğiniz kadar, bu kanalda hiç görmediğiniz kadar uzun videolar göreceksiniz. Ben hemen şu arkalarda, üstlerde, köşelerde yer alan hocam. İnşallah başarılı olacağız. Evet, harika. Şu kitap arkadaşlar. AYT Edebiyat Notları kitabımı açacağım. Konuyu beraber satır satır konuşacağız. Yeri gelecek duracağız sorusuna döneceğiz. Yeri gelecek duracağız, geriye döneceğiz. Yeri gelecek duracağız, ileriye gideceğiz. Sohbet havası içerisinde çok tatlı, çok güzel bir tekrara başlıyoruz. Evet arkadaşlar, o zaman full tekrar kampında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.